Astroloji okulundan merhabalar efendim. 4. Avrupa Astroloji Konferansı'na davet videomuzu bugün sizlere yayınlamak istedik. Astroloji Okulu olarak uluslararası alanda öne çıkan astroloji okulları ve kurumlarıyla işbirliklerimiz devam ediyor. Bulgaristan Astroloji Okulu ile birlikte organize ettiğimiz ve ev sahipliği yapacağımız 4. Avrupa Astroloji Konferansı'na tam 18 ülkeden 23 profesyonel astrolog konuşmacı katılıyor. 9-11 Aralık tarihleri arasında 3 gün boyunca online olarak yapılacak konferansın ana dili İngilizce olup konuşmaların tamamı simultane olarak Türkçe'ye çevrilecek. Sunumlar sabah 11'de başlayacak, akşam saat 21.30'a kadar sürecek. Tam bir astroloji şenliği olacak. Konferans astroloji alanında uzman olan kişilerin yanı sıra temel seviyede bilgi sahibi olan kişiler için de uygundur. Konuşmacıların sunum sırasına göre bilgi vermeye başlıyorum. Astro.com'da yazılım geliştirici olarak çalışan ve birçok astrolojik yazılımın merkezinde yer alan Dieter Koch, Troya ve Ithaca'nın güneş tutulmaları başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Astroloji Okulu kurucusu, Astroloji Televizyonu ve Astroloji Okulları yayınlarının kurucusu, Uluslararası Astroloji Camiası'nın tanınmış isimlerinden astrolog ve eğitmen Öner Döşer, bir haritada finansal göstergenin belirlenmesi konulu bir sunum gerçekleştirecek. Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Felsefe ve Bilim Tarihi alanında doktora adayı, Astra projesinin ekip üyesi astrolog Levente Lazio, Helenistik ve Bizans astrolojisinin altın madenlerinden birkaç külçe başlıklı bir sunum yapacak. İtalyan bir filolog ve antik astroloji tarihi ve teknikleri uzmanı olan astrolog Lucia Bellesia, terimler doktrini başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Çeşitli dillerde astrolojik metinleri çeviren ve yayınlayan Placidus'u astrolojik yazılımı olarak geliştiren dünyaca ünlü astrolog bilim insanı Rumen Kolev, Antik Mezopotamya'da kehanetler ve tarihsel olaylar başlıklı bir sunum yapacak. Dünyanın en büyük konferanslarının çoğunda konuşmuş, Londra'da Psikolojik Astroloji Merkezi, Astroloji Üniversitesi ve MISPA'da dersler vermekte olan dünyaca tanınmış astrolog ve eğitmen Lynn Bell, Güneş Dönüşü'nün Vaadi başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Bilinç felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahip bir fizikçi, 3D astrolojik yazılım sahibi, Avrupa Astroloji Konferansları'nın düzenlenmesine öncülük etmiş olan astrolog ve eğitmen Philip Filippo, Liber Hermetis kitabının gizemi ve horoskopun küresel modeli başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. 30'dan fazla ülkedeki öğrencilere 6 dilde geleneksel astroloji alanında eksiksiz bir uzun mesafe eğitim programı sunan Uluslararası Klasik Astroloji Okulu'nun kurucusu ve astrolog ve eğitmen Oscar Hoffman, Filderia Üstün Bir Öngörü Aracı başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Romanya Astroloji Derneği'nde görev yapan 2006 yılından bu yana Astro Festival'in organizatörlüğünü yapmakta olan astrolog ve eğitmen Mihaela Ticu Craiova, Su Üçlüleri Bir İkilem başlıklı bir sunum yapacak. Avrupa'da kapsamlı konferanslar vermiş 2000-2001 yıllarında Yunanistan'da Astro Mykonos Uluslararası Konferanslarını düzenlemiş astrolog ve eğitmen Thomas Gazis, Mısır Kozmik Mekan Bölünmesi ve Helenistik Yerler konu başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Uluslararası Astrolojik Araştırmalar Derneği İSAR Başkanı ve Eğitim Direktörü Johannes Kepler Astroloji Enstitüsü'nün kurucusu, astrolog ve yazar Alexander Imshragić, Zaman ve Mekan Boyunca Aşk Dizeleri başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Uluslararası Profesyonel Astrologlar Birliği Başkanı, geleneksel astroloji üzerine kurs veren, astroloji okulu eğitmenleri arasında da yer alan, 2016'da Hindistan'da Yılın Astroloğu ödülünü kazanmış astrolog ve eğitmen Sharon Knight, Profesyonlar Dikkat Ettik Mi? Konu başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. IT yönetimi alanında lisans derecesine sahip Tashar, Bindu Astroloji ve Saptarisis
astrolojiyi araştırma programlarına geliştirmiş olan yazılım mühendisi ve astrolog ve eğitmen Ehsan Kazen'in "Küçük Bir Kuş Bana Söyledi, Otantik Horror Uygulamasının Temel İlkeleri" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Çek Cumhuriyeti Astroloji Derneği'nin kurucularından ve şu andaki başkanı, Çek Cumhuriyeti İSAR temsilcisi, astrolog ve eğitmen Zdeněk Bohuslav, Jean-Baptiste Morin'in Astrologia Gallica eserindeki Güneş Dönüşü başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Alman Astrologlar Birliği Başkan Yardımcılığını da yürüten, 2000 yılında bir mundane astroloji araştırma grubu kurmuş astrolog ve eğitmen Anne Schneider, John Gatbury'nin Son Kral Charles'ın Doğuşu adlı eserinin tasviri başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Avusturya Astroloji Derneği Başkanı, astrolojiyi klasik haliyle korumak ve yeni nesillere uygun bir biçimde aktarmak için çalışmakta olan astrolog ve eğitmen Brigitte Strobel'e bir düzeltme ve tahmin yöntemi olarak günlük burçlar başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Türünün ilk astroloji projesi olan Astromitoloji'nin kurucusu olan astrolog Ivailo Banabakov, antik astroloji ve mitolojide ilahi arketipler olarak gezegenler, yıldızlar ve takım yıldızlar başlıklı bir sunum yapacak. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu, Astroant Astroloji Okulu'nda finansal astroloji eğitimi vermekte olan ve sosyal medya ve medyanın tanınmış isimlerinden Hande Kazanova, finansal astrolojide Arap noktaları başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Akdeniz ve Balkan Astrolojik Araştırmalar Enstitüsü'nün direktörü, Afan Yönetim Kurulu üyesi Atina Noetik Sosyal ve Astrolojik Bilimler Enstitüsü kurucusu, Jung terapisi ve bilişsel davranışçı terapi diploması sahibi astrolog ve eğitmen Christos Arkos, kişiliği anlamak için geleneksel teknikleri kullanmak başlıklı bir sunum yapacak. Astrokartografi yöntemleriyle yeryüzündeki önemli olayları son derece hassas bir şekilde tahmin edebilme yetenekleriyle tanınan Wolfgang Tomsitz, yaklaşan kriz zamanlarını astrolojik olarak tanıma girişimi başlıklı bir sunum yapacak. Bir astrolog ve psikoterapist olarak çiftlerle çalışan İlişkiler ve Astroloji ve Astroloji Ireland'ın kurucusu olan Margaret Gray, "Kimden Ziyade Ne? İlişkilerde ihtiyaçlarımızı keşfetmek" başlıklı bir sunum yapacak. Psikoterapist, psikanalist, hipnoterapist ve alternatif tıp, nöroterapi, alternatif terapiler alanında master, Portekiz Astroloji Derneği Başkanı ve kurucusu Isabel Guimarães, "Tıbbi Astrolojide Gezegenler Nasıl Hareket Eder" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Klasik filoloji ve Fransızca mezunu olan Latince profesörü, birçok klasik yazarı Latinceden İspanyolcaya ve Fransızcaya çevirmiş astrolog ve eğitmen Pepa Sanchez, Vedik ve Oksidental Astrolojide Ay Düğümleri başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Ve konferansın moderatörlüğünü de yapacak olan Burcu Çakır, İSAKEP ve OPA sertifikalarına sahip Astroant Astroloji Okulu mezunu ve OPA'nın şu andaki Türkiye temsilciliği görevini yürütmekte. Klasik astroloji ve yeni gezegenler başlıklı ve astrolojinin modern toplumdaki yeri başlıklı iki panelin de gerçekleştirileceği, birbirinden değerli konuşmacıların harika sunumlar yapacağı bu konferansta sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Detaylı bilgi için astrolojiokulu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.